Evet sevgili çocuklar, geçenlerde de söylemiş olduğumuz gibi Yuşa Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz dedik. Ve şimdi de Yuşa Hazretleri'nin hemen kapısındayız efendim. Açıl susam açıl. Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın kabri ve sevgili Hazreti Yuşa'nın... Sembolik olarak. Sembolik olarak. Hiç çıkarıyor, ondan ağlıyordur o. Öyle mi? Ondan mıdır acaba? Ondandır, ondandır. Allah Allah. Ne? Korkma, aşımı yaptırdım çocuğum. Senden korkuyor ya. Çocuk benden. Gel. Benden korkuyor. Bak sana sımsıkı sarılıyor. Al o zaman sen kucağına. Ha, sen korkuyor. Gel çocuğum. Ver babaya. Ben sana demedim suratını boyama böyle diye Allah. Öcü gibi boyuyorsun ya. Şirin olsun diye boy. Ne şirin bak. Gel ya. Gel. Al yavrum balonu. Ha. Hareketi gördün. Ne korkutuyorsun ya? Hareketi gördün. Sen şimdi anladın mı nereye geldiğini? Anladım usta. Yuşa'nın tepesine geldik. Hayır, Yuşa Hazretleri'nin bulunmuş olduğu ve boğazdan baktığımız zaman bütün manzarasıyla Karadeniz'in ucundan boğazın girişine kadar bütün merkezi panoramik olarak böyle bir bakış açısının zenginliğiyle bunun bir merkezdeyiz ve boğazın en yüksek tepesindeyiz. Evet, boğazın en yüksek tepesindeymişiz sevgili çocuklar. Aman çocuklar. Sen boğaza düşkün müsün? Ben boğazıma düşkünümdür. Nasıl yani? Ramazan'da ne yapıyorsun? Devamlı yerim. Ramazan'da? Evet. Ramazan'da peki millet ama oruç tutuyor. İşte ben iftarda yiyorum. Ha, iftarda yiyorsun. Ondan sonra sahura kadar devamlı yiyorum. Devamlı yiyorsun sen. Allah sonunu hayretsin işine. Hiç de Amin. Göstermiyorsun yediğini. Göstermem. Yediğimi hiç belli etmem ben. Ama nankörlük bu. Göstermen lazım ne yediğini. Şimdi görmüyormuş. Görünüyor İbiş. İbiş şimdi ben hep programda sana sorular soruyorum ya, ekranları başında izleyen çocuklar da bilir. Nasıl İstanbul'un efendileri vardı? İstanbul efendileriyle meşhurdur. Yani evet. Merkez Efendi vardır, Sümbül Efendi vardır. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne gitmiştik. Aferin ya sen bunu öğren. Bir de hemen açalım şöyle ekranı. Açtık. Yuşa Efendi Hazretleri. Evet, Yuşa Efendi Hazretleri. Şu anda hemen kabri bizim arkamızda bulunuyor. Nerede? Hemen arkanızda. Arkamda mı? Evet. Çocuk var arkamda ya. Bu o değil. O ha, değil. Bu çocuk burada ziyarete gelmiş. Çocuklar. Ziyarete gibi. Gelmiş. Evet. Herkes ziyarete geliyor buraya. Niye? Bugün günlerden pazar ya. Ha. Ya anladın mı? İşte ama bir de Ramazan-ı Şerif'in zenginliği. Bak şöyle bakış açısı şöyle bir kamerayı dolandırdığımızda 360 derece. İstersen röportaj da yap. Bak çocuklar nereden gelmişler. Çocuğum nereden geldin sen? Çocuk hangi çocuk? Çocukla tanış bakalım. Kimmiş? Nereden? Adın? Geldin? Samet. Babanın adı? Dur Samet Recep. Dedi. İsmi Samet deyince duracaksın. Hemen madem ki ismi Samet'tir. Allah'tan adı Yasin değilmiş. Yoksa Yasin'i okutturacaktık. 6 sayfa. 6 sayfa. Aferin bir şey var. Sende bayağı gelişme var. Tabii geliştim ben. Maşallah ya. Şimdi bakalım Samet. Samet'i biliyor mu okusun? Samet. Samet'i biliyor musun? Hayır. Nasıl hemen bilirsin? Adını değiştirsin. Bundan sonra adı Samet olmasın. Çünkü adı... Allah'u Samet. Lem gelit. Bilmiyor musun ya? Biliyorum. Niye okumuyorsun? Başla. Kulvel. Şu tarafa dön. Bak kamera orada. Ha, başla. Kulvel. Lan başında bir şey var yalnız. Tamam, bir şey var. Yazı var. Başla. Kulvel. Oğlum başında bir şey var. Başında bismillah var yavrum. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Kulvelallahu et. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu kufuven. Nereden gelmiş? Nereden geldin? Uzaydan mı? Ya öyle değil. Hangi semtten? Hangi semtten geldin? Set mi? Ne seti? Set değil. Semt. İstanbul mu? İstanbul dışı mı? Ben de semt diyorum zaten. Tamam. İstanbul'da. İstanbul'dan geldin. Neresinden? İstanbul'un neresinden geldin aslanım? Bilmiyor. Bir çocuk kayboldu. İstanbul'dan nereden geldiğini bilmiyor. Zavallı çocuk. Ümraniye, İmraniye'den gelmiş. Değiştir. Aa Ümraniye dedin de bugün 20 bin kişiye iftar var Ümraniye'de. Biz de oraya gidelim o zaman. İlk defa rekor kılacak gerçekten. Evet. Sıradaki çocuğumuzu alalım. Hoş geldin çocuğum. Adın? Meryem. Meryem. Bak Hazreti Meryem. Doğru dur. Kur'an-ı Kerim'de tek bir kadın ismi geçen bir sure var. O da Meryem suresi. Meryem kimin çocuğu? Pardon Meryem. Meryem'in çocuğu kim? Bilmiyorum. Bilmiyor. Bilmiyorum. Meryem'in çocuğu kim? Kimse bilmiyor. Bunlar hep yeni Müslüman olmuşlar hocam. Ya öyle çormasın. Nasıl yani? İsa'nın annesi kim? Aa kopya veriyorsun sen de ya. Meryem. Hah bak şimdi anladı çocuk. Çok pedagojik soru sorusun. Tebrik ediyorum seni. Evet. Evet sevgili gelmiş? Çocuk nereden geldin? İstanbul'da. Bu da İstanbul'dan gelmiş. Ya herkes İstanbul'da. İstanbul neresinden? Atanın şehrinden gelmiş. Ya ata rahmetli oldu. Ataşehir. Ha Ataşehir mi? Ataşehir. Ataşehir. Ha şimdi oldu. Kimle geldin? Annem babam ailemle geldim. Nerede annem baban? Şu kel kafalı olan mı? Yok, hangisi? Nerede ne annesi? Annesi babası. Nerede baban? Babam şu an oturuyor. Abdest mi alıyor? Burada değil. Ha, burada değil. Nasıl burada değil? Allah rahmet eylesin. Değiştir gel kızım. Gel kızım. Gel. Koş kızım. Koş. Vakit yok koş. Yuşa Hazretleri'ni ziyarete geldin. Nereden geldin? Esenler'den. Esenler'den. Adın ne? Nurdeniz. Nurdeniz kaç yaşında? 10. Kaça gidiyor? 5'e gidiyor. Buraya kiminle geldi? Annem, babam. Ailece geldiniz. Evet. Sonradan buradan pikniğe mi geçeceksiniz? Evet.
Evet. Ne pikniği ya? Ramazan'da piknik. Ramazan'da piknik mi olur arkadaşım? Ne dediğini biliyor musun? Ne dediğini biliyor musun sen? Allah'ın çıkarı kulağı. Ya belki iftarda piknik yapacaklar. Aa doğru, onu hiç düşünmemiştim. Değil mi? Bak iftarda piknik yapacaklarmış. Hocam o zaman biz Yuşa Hazretleri'ne kadar gelmişken diyorum ki çocuklar da varken burada. Çocuklarla beraber bir hem Yuşa Hazretleri'nin makamında hem de Ramazan şerefi falan çocuklara bir ilahi okuyalım. Çocuklar buraya okuyalım. Gelsinler. Okuyalım. Bütün çocuklar yanıma gelsin. Çık gel. Yanı başıma hazırız. Evet, şimdi beraber söylüyoruz. Hep beraber Yuşa Hazretleri makamında Ramazan-ı Şerif'te en çok teravih namazlarında okumuş olduğumuz Allahümme salli ala Muhammed'i söylüyoruz. Hazır mıyız? Allahümme salli ala. 1-2-3 Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in nebi ümmi ve ala Sevgili seyirciler, çocukların en çok sevdiği ve 100 yıldır gerçekten dünyanın en büyük bestekarı Itri'nin salavat-ı şerife sevgili peygamberimizin yapmış olduğu bu beste, ölümsüz besne her Ramazan'da teravihlerden sonra şevkle ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum zaten okumaya devam ediyor. Bakınız çocuklar hemen başlarken söyleyiverdiler. Gerçekten çocuklarımızı kutluyoruz. Ölmez kültürümüzün bu güzel musikisini şu anda Hazreti Yuşa'nın kabri önünde seslendirdik. Şimdi kabrimizi ve bu güzel türbeyi gezmeye devam ediyoruz. Çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır. Kalırın açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer. Duyamazsın demedim mi? Pir Sultan Alişahımız, Hakk'a ulaşır rahımız. 12 imam katarımız, duyamazsın demedim mi? 12 imam katarımız, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi?
sevgili çocuklar, genelde sünnet çocuklarımız ziyaret için İstanbul'da en meşhur nereye giderler? Eyüp Sultan Hazretleri'ne. Bırak, çocuğumuz da küçüklüğünde sünnet olurken nereye gitmişti? Babamgil'e gittik biz çocukken. O da baba Sultan Hazretleri'ydi. Yok, Hatay'da Habib'in Necar Camisi vardı. Oraya gitmiştik. O da çok meşhur. Tebrik edemiymiş, hatırlıyorsun. Hasan'la Hüseyin orada. Ya ne kadar güzel torunlar. Peki şimdi de Yuşa Hazretleri'nin bu güzel makamına da demek ki ne yapıyor sünnet çocuklarımız da? Ziyaret ediyor. Kimmiş bakalım bunlar? İstanbul neresinden gelmişler? Sünnet olmuşlar mı? Yoksa mübarek Ramazan'da mı sünnet olacak? Evet. Evet, al konuş. Kimsin çocuğum sen? Konuş. Öyle değil, normal çocuğum konuş. Normal konuşturayım. Kimsin çocuğum? Ne? Adın ne? Bence yanlışlıkla sünnet yerine dilini kesmişler çocuğum. Evet sevgili seyirciler, yanlışlıkla dilini kesmişler çocuğun. Nereni kestiler? Saçımı kestiler. Saçımı kestiler. Adın ne? Furkan. Furkan kaç yaşındasın? 8. Furkan sünnet oldun mu, olacak mısın? Olacağım. Olacaksın. Ya önceden peşin dua etmeye mi geldin? Evet. Allah hayır etsin inşallah. Ne zaman olacaksın? Bayramdan sonra mı, bayramdan önce mi? Ramazan için. Yani Ramazan. İftardan sonra mı, iftardan önce mi? Önce olacağım. Önce. Pilava et atacaklar mı, sor. Pilava et atacaklar mı? Atacak. Atacaklar mı? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İki numara. Adın ne? Emre. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de sünnet oldun mu, olacak mısın? Olacağım. Olacaksın. Olmadan önce son duamı edeyim diyorsun değil mi? Evet. Evet. Son dua için gelmişler hocam. Kiminle geldin buraya? Babamla. Babasıyla gelmiş. Nerede babası? Babası hoş geldin. Hoş bulduk. Babası nasılsın? Teşekkür ederim. Babası hiç senden harçlık istiyor mu Emre? Çok istiyor. Çok istiyor. Bugün de babandan 5 lira isteyeceksin. Babana tabii ki bu parayı sana vermemek için şöyle diyecek. Ne 4 lira mı? Ne yapacaksın 3 lira? 2 lira neyin etmiyor? Al şu 1 lirayı. Üstünü geri getir derse sen hediye alacaksın. Anlaştık mı? Babacığım 5 lira verir misin, dondurma alacağım de. Babacığım 5 lira. Babana söyle, bana değil. Babacığım 5 lira verir misin, dondurma? Harika. Veririm. Hayır hayır. Ne 4 lira mı? Ne yapacaksın 3 lira? 2 lira neyin etmiyor? Al şu 1 lira, üstünü geri getir. Ne 4 lira mı? Ne yapacaksın 4 lirayı? 3 lira neyin etmiyor? Al şu 2 lirayı. Al şu 2 lira değil beyefendi. Ne yapıyorsun? Yuşa Hazretleri'nin yüzü su hürmetine lütfen. Bak bir daha, baban heyecanlandı. Bir kez daha söyle. Babacığım bana ben. Oğlum gülmesene, çekim yapıyoruz ya. Evet 3-2-1 kayıt. Babacığım bana ben. Yavrucuğum sen de kameraya görünmek için her yere kafanı sokuyorsun. Çekil bakayım. Şimdi söyle. Babacığım bana 5 TL verir misin? Dondurma alacağım. Dondurma. Harika. Oğlum ya oruç değil mi, sen dondurma istiyorsun ben? Ne? Ne? Ne yapacaksın 5 lirayı? 4 lirayı. 5 lirayı unut abi. Ne 4 lira mı? Ne yapacaksın 3 lirayı? 2 lira neyin etmiyor? Al şu 1 lirayı, üstünü geri getir. Ne 4 lira mı? Al şu 3 lirayı, 2 lira neyin etmiyor? Ver 1 lirayı. Mercimek çorbası gibi oldu ya. Olsun ama çocuk iyiydi. Çocuğa hediyesini verelim biz. Senin baban nerede? Burada. Burada. Beyefendi baban mı? Evet. Kaç yaşındasın? 8. 8. Kaç yıllık baban? 2. 2 mi? Yavrum ne ikisi? 2 olur mu ya? 8 yaşında 8 yıllık baban. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Baba nereden geliyorsun? Biz Ümraniye'den geliyoruz. Mahalleden. Evet. Ben de Namık Kemal, Esenevler Mahallesi. Memnun oldum. Cikcilli Sokak. Muhtarlıktan yukarıya çıkarken. Evet. Siz? Biz Kıbrıs Caddesi'nden geldik. Kıbrıs Caddesi'nden maşallah. Hazır mısın? Ne ya? Babacığım 5 lira verir misin, dondurma alacağım diyeceksin. Dur görünmüyor arkadaşımız o tarafa. Babacığım. Kameraya dön, kameraya dön. Babacığım 5 lira verir misin, dondurma? Harikasın. Ne 4 lira mı? 3 lira neyine etmiyor? Al şu 1 lirayı, üstünü de geri getir. 2 lirayı unuttunuz beyefendi. Bir şans daha verelim babana. Evet, Ramazan ve çocukta çocuklar harçlık istiyor, babalar vermiyor. Babacığım. Babacığım 5 lira verir misin? Dondurma alacağım. Alacağım. Harikasın. Ne 4 lira mı? Al sana 10 lira. Üzerine yürütme. Bonkür baba. 10 alayım abicim 10 lirayı. Alayım 10 lirayı lütfen. Hadi verin ağzından. Bayramda mı? Oha. Var mı benim? Ben söylerim diyen varsa gelsin. Ben söylerim diyen varsa gelsin. Abi çalışıyor. Bak ne 4 lira mı? Ne yapacaksın 3 lira? 2 lira neyini itmiyor? Al şu 1 lira, üstünü geri getir. Ne yapacaksın? Bir şans daha verelim mi? Bir daha çok güzel bir hediye. Hatta Ümraniye Belediyesi'nden kazanacak hediyeyi.
Söyle. Ne? Babacım 5 lira verdin misin dondurma aldın? Harikasın. Ne? 4 lira. 3 lira neyin etmiyor? Al sana 2 lira. Olmadı. Ama seneye inşallah ikinci sünnetin aman şey mürüvvetinde inşallah. Buyurun beyefendi. Sıradaki beyefendiyle yarışıyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Hangi ben sizin çocuk? Benimkiler bunlar. İkisi öküz mü? Şey, aman ikiz mi bunlar? Evet, müsaade edelim arkadaşlar. Ömerciğim neredesin? Ömer niye müdahale etmiyorsun? Evet. Hazır mısın abi? Hazırım da. İsim neydi? İsim Mehmet Güneş. Mehmet Güneş nereli? Ağrı Doğubayız. Ağrılı. Ağrı Dağı'nın eteğinde. Çok güzel efendim. Hazır mısın? Babacım 5 lira verir misin dondurma alacağım diyorsun. Babacım. Babacım. Bununla mı dilini kestirdin? Ne yaptın ya? Babacım. Babacım 5 lira verir misin dondurma alacağım. Harikasın. 4 lira neyine yetmez. Al sana 3 lira. 2 lira. O heyecanla bak ne 4 lira mı? Ne yapacaksın 3 lirayı? 2 lira neyine yetmiyor? Al şu 1 lira üstünü geri getir. 2 lira ne 4 lira mı? Yani 5 lirayı karıştırmıyoruz tamam, hiç. Ne 4 lira mı? Ne yapacaksın 3 lirayı? 2 lira neyine yetmiyor? Al şu 1 lira üstünü geri getir. Son kez. Babacım 5 lira verir misin dondurma alacağım. Ne 4 lira mı? Al sana 3 lira. Ne yapacaksın 3 lirayı? Al sana 2 lira. Ya abi 2 lirayı verme ya. Olmadı maalesef. Peki hanımefendiye soruyoruz efendim. Hanımefendi hazır mısınız? Kim var burada çocuk? Benim çocuk yok. Çocuğun aman Allah'ım göremiyoruz. Kamera göremiyorum diyor. Açın bu tarafa gel. Bu tarafa. Heh, al sana çocuk. Diyorsun ki teyzeciğim 5 lira verirsin dondurma alacağım. Gel bu tarafa. Sen de gel. Hazır mısınız? Kim? Nerede annesi? Annesi nerede? Annesi. Gel annesi. Söyle çocuk hediye alsın. Gel. Teyzeciğim 5 lira verir misin dondurma alacağım. Teyzeciğim 5 lira verir misin dondurma? Kızım teyze ben değilim ya. Buraya söyleyeceksin ya. Gel bu tarafa. Söyle. Teyzeciğim 5 lira verir misin dondurma alacağım. Ne? 4 lira mı? 4 lira mı? Ne yapacaksın 3 lirayı? Ne yapacaksın 3 lirayı? 2 lira neyine yetmiyor? 2 lira neyine yetmiyor? Al şu 1 lirayı. Al şu 1 lirayı üstünü geri getir. İşte bu ya. Ne kazandığınızı biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi'nden bir bardak soğuk su iftarlık inşallah afiyet şeker olsun diyeceğiz. Evet sevgili çocuklar Ramazan ve çocuk tüm hızıyla devam ediyor. Yuşat Ebesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Sevgili misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız herkes buraya dua için geliyor. Tabii ki sizler de bizim için dua edin. Dualar karşılıklıdır. Demin az önce bir dilenci gördüm. Allah rızası için, Allah rızası için dedim. Utanmıyor musun dilenmeye dedim. Ben dedi para dilenmiyorum ki dedi. Dua dileniyorum dedi. O zaman ben utandım kızardım tabii böyle. Evet sevgili çocuklar Yuşa peygamber yani Yuşa aleyhisselam Yusuf aleyhisselamın yani hani kuyuya atılmıştı sonra tekrar çıktı Mısır'a sultan oldu. Yusuf aleyhisselamın soyundan gelmiş yani şu anda Yuşa aleyhisselamın Hazreti Yusuf'un akrabası olduğunu öğrenmiş olduk. Ve aynı zamanda da Hazreti Musa'nın yani Firavun'la mücadele eden Hazreti Musa'nın da çağdaşı yani aynı dönemde yaşamış. Hazreti Musa'nın yaşadığı dönem gerçekten en büyük mücadelenin olduğu bir dönem idi ve Yuşa Aleyhisselam da o dönemde yaşamıştı. Hazreti Musa'nın genç Yuşa ile iki denizin birleştiği yere kadar yaptıkları tarihi ve gizemli bir yolculukları vardı. Bildiğiniz gibi Hazreti Musa yanına Hızır Aleyhisselam geliyor ve Hızır Aleyhisselam'la beraber bunların yolculukları oluyor. Ve Hızır Aleyhisselam diyor ki ya Musa sen diyor dayanamazsın benim yolculuğumdaki yaptıklarıma sen en iyisi diyor gelme bu işe diyor. Yo diyor Hazreti Musa ben dayanırım beraber yolculuk yaparız diyor ben dayanırım diyor. Sonra hikayesi var işte 3 tane test yapıyor imtihan yapıyor ve bu yapılan imtihanda Musa aleyhisselam 3'ünde de imtihandan kalıyor. Ama yine de tamam diyor sabredeceğim diyor geliyor. Bunun hikayesini zaten Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalardan biliyoruz. Hani bir defa Hazreti Musa ile beraber giderken gemiyi deliyordu Hızır aleyhisselam. Ondan sonra bir çocuğu öldürüyordu sonra bir duvarı yıkıyordu. Onu geçiyoruz yani. Yuşa Aleyhisselam'ın İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan en büyük ziyaret yerlerinden bir tanesi olan birisi Üsküdar'daki Hüdayi Hazretleri. Bunlar İstanbul'un muhafızları. Bir tanesi de Anadolu yakasında Yuşa Aleyhisselam. Bunlar Boğaz'ın büyük güvenlik güçleri, kuvvetleri. Hemen karşı tarafta da Yahya Efendi Hazretleri var. Yani bunlar Boğaz'da gerçekten bizim İstanbul'umuzun en büyük muhafızları, korumaları.
Şimdi biz Yuşa Aleyhisselam'ın ziyaretindeyiz ve onun tarihiyle ilgili sizlere bilgi aktarırken Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cuma günleri hocalarımızın okumuş olduğu Kehf suresi var. Kehf suresini her Müslüman mutlaka cuma günü okuması lazım. Hem de mealinde, anlamında okuyalım ki orada Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın başından geçen hikayeler bizim için de örneklik teşkil etmiş olsun. Evet, Yuşa Aleyhisselam Beykoz'un Yuşa Tepesi'nde şu anda bulunduğumuz yerde yatıyor ve bir inanışa göre de en çok Beşiktaş'ta türbesi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi Hazretleri'nde manevi keşfiyle, yani o keşfediyor burayı ve böylece onun keşfiyle yaygınlaşıyor ve günümüze kadar buranın bilgisi bize aktarılmış oluyor. Evet, şimdi Yuşa Aleyhisselam hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bazı tefsirlere bakıyoruz, orada da Yuşa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra olarak peygamber olarak görevlendirildiği de bize aktarılan bilgiler arasında dedikten sonra evet çevreyi dolaşmaya devam ediyoruz. Evet sevgili çocuklar, tabii ki Yuşa Tepesi'ni ziyaret ederken misafirlerimizle de röportajlar yapmak istiyoruz. Bakalım onların çocuklukları nasıl, onların çocukluğunda Ramazanlar nasıldı? Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. İsim ve memleket? Murat Dikmen Giresun. Giresun, o Piraz ismi. Bulancak. Bulancak'tan. Efendim dün de Giresunlar gecesi vardı. Evet. Buradan isterseniz Giresun'a bir selam gönderin. Giresun'a selam. Varsa. Bütün akrabalara selamlar. Giresunlar gecesine haberiniz var mıydı? Zeytinburnu'nda kutladılar. Vardı, gitmedim. Vardı, gidemediniz. Kısmet olmadı. Evet. Kaç yaşındasınız efendim? 60. 60 yaşındasınız. Ve bundan şöyle 50 yıl öncesine dönsek 10 yaşındasınız. Sizin dönemlerde Ramazan nasıl geçiyordu? Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Her gece bir yerlere... Ziyaretlere, komşulara da büyüklerin yanına gidip. Ramazan etkinlikleri daha hoştu. Tabii yani biz çocuk olarak yapıyorduk bunları. Evet. Yani böyle daha şey değildi. Kendi aramızda olan bir eğlenceler. Peki şu anki etkinlikler için neler söylüyorsunuz? Tabii ki daha güzel. O zamana göre daha iyi. Evet. Daha şey. Yani geçmiş yaklaşık 3 yıl öncesine kadar, 4 yıl öncesine kadar farklı yine Ramazan etkinlikleri kutlanıyordu. Şimdi... Yani belediyelerimiz biraz daha hassasiyet gösterdi ve bizim geleneksel karakterlerimize daha ağırlık gösterdiler. Evet, daha iyi oldu. Yani Hacivat Karagözümüz, evet. O zamanların gölge oyunu falan çok tatlıydı. Tabii o zaman öyleydi. Biz sırf onları seyrediyorduk. Onları seyrettiğimizden dolayı. Şimdi daha da netleşti, daha da güzelleşti ama. Evlisiniz. Evliyim tabii. Kaç çocuk? 4 tane. 4 tane evet. Çocuk. Emeklisiniz. Emekliyim. Nereden emekliyiz? SSK'dan. SSK'dan emekliyiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yuşa Tepesi'ne niye geldiniz? Yuşa Hazretleri'ni ziyarete geldiniz. Evet. Onları ziyaret etmeye geldik. İşte duanızı ettiniz. Namazınızı kıldınız. Kılacağız. İkinci namazını şimdi kılacağız. Peki ikinci namazını burada kılacaksınız. İnşallah. Akşam namazını? Evin orada. Evin orada evet, kılacaksınız. Bayağı da güzel manzarası var. Burada evet, da güzel, güzel yani. Konaklama yerleri var. Evet. Arkadaşlar işte böyle peki, bir de arkadaşımızı tanıyalım efendim. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Böyle dertli dertli böyle dağıldınız, böyle düşündünüz. Evet, eskilere evet. Mi gittiniz? Evet, anlattınız ya siz. Biz de eskileri şöyle bir gözden geçirdik. İsim ve memleket? Bekir Kastamonu. Bekir Kastamonu. Aa, az önce biz bir teyzeyle röportaj yapmıştık. Misafir olduk da oradan dedim ya sana gidip görmeye değer dedim. Evet, görmeye değer. Gerçekten herkese de tavsiye ediyorum. Kastamonu görmeye değer. Ortasında çok güzel bir dere var. Şehir merkezinin tam ortasında. Evet. İki taraflı esnaflar. Çok güzel bir mekandı. Ve kaleye çıktık. Kaleler gerçekten eski bir memleket. Eski bir şey olduğu için gezilecek, görülecek yerleri çok. Evet, Kastamonu kaç yıldır İstanbul'dayız? Ben aşağı yukarı bir 40 senedir İstanbul'da. 40 yıldır İstanbul'lusunuz. Peki 40 yıl öncesine dönsek Ramazan etkinlikleri sizin çocukluğunuzda nasıldı? Ya o zamanki Ramazanlar tabii ki daha yakındı, sevecendi. İnsanlar birbirine bağlıydı. Yavaş yavaş geriye dönüyoruz gibi geliyor galiba bana. Eski tarihleri yaşatıyoruz. Evet. O zamanlarki tabii saygı, sevgi bundan daha iyiydi. Bilemem, bence öyleydi. Ama bağış toplamak vardı ama. Değil mi? Tabii kapısını çalıyorduk. Şimdi de davulcu kapımıza geldiği zaman tekme tokat dövmek var yani. Evet, evet. O zaman canı gönülden veriliyordu. Şimdi kızıyoruz. Ramazan gece bizi rahatsız ettiği için de kızıyoruz mesela. Çoğu yerlerde davulcuya tepkiler yani oluyor. Boza diye. Yani o zamanki Ramazanlar gerçekten... Nasıl bağırıyorlardı efendim? Ben... Bir tane alalım, bir bozacılık. Ben yapmadığım için bir şey beceremem yani ki. Duyuyorsunuz ya o dönemde. Boza! Var mı? Mani var mı efendim? Yok. Ramazan mani. Sizde var mı? Yok efendim. Bizde var efendim. Akşamdan pilav pişirdim. Yine karnımı şişirdim. Sahur iftar yemek yerim. İyi Ramazanlar dilerim. İsminiz ne? Şerife Subaşı. Şerife Hanım kaç yaşındasınız? Kaç yaşım? 75. 75.
75 yılında ben doğdum. Hanımefendi 75 yıldır hala bu dünyada efendim. Nasılsınız? Sağlık sıhhat nasıl? İyiyim oğlum. Niyetli olayım. Misiniz? Evet. Allah kabul etsin inşallah. Hayırdır Yuşa Hazretlerine niye geldiniz? Dua etmeye geldik. Şöyle bir bakmaya gezmeye. Kaç torun var? 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9 doğru. Aman 9 torun. 9 da torun mu sorun mu? Hem sorun hem torun. Hem sorun hem torun. Sevgili çocuklar görüyorsunuz işte. Anneanneciğim sizden bir ricamız var. Ne ricam? Bizim için de dua eder misiniz? İnşallah amin derim. Yani ne için dua edersiniz bana? Şimdi iki, Allah sağlasın. O 18 aylık 19 aylık bir oğlum var. Heh. Adı Yuşa. Allah sana bağışlasın. Derim. Amin. Bak sevgili Yuşa. Bak teyze sana dua etti canım benim. Öpüyorum sana. Kucak dolusu sevgili. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Memleket neresi? Kastamonu oğlum. Araçlı. Kastamonu mu? Araçlı mı? Ömer neredesin? Koş Ömer koş. Bak bizim asistan. Öp 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 annenin elini. Öp öp öp. Araçlı araçlı. Canım benim. Hemşerin? Araçlıyım. Ben şöyle. Hemşerin? Evet. Nasıl? Kan çekiyor mu? Yok. Araçlı almış hem de. Araçlı mısınız? Evet. Maaş araç çok güzel diyorlar. Çok güzel oldu. Bir türlü kısmeti olmadı. Biz Kastamonu'ya gittik Sünnet Festivali'ne. Sevgili Hüseyin Goncagül ve ekibiyle. Orada Şaban Hazretleri'ni ziyaret evet, ettik. Evet. Siz gittiniz mi oraya? Gitmedim oğlum ben buradayım. İnşallah gidersiniz. Benim öldü hasta. 7 sene makineye taştım Göztepe'ye, diyalize. Şeker hastasıydı. Gidemiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Kimsemiz yok gidemiyorum oğlum. Gidemiyorsunuz. Bir de ayağı yanık varmış bir de efendim. 500 lira para alıyorum adamdan. Ne ondan nasıl gideyim? İstanbul'dan geldin desene ben orada aç kalırım ne yaparım orada. O da doğru ama orada para falan harcamıyoruz diyorlar. Hep yaylalarda yiyoruz içiyoruz. Yok orada tanıdığım kimsem yok. Hiç öldü hep. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Yani aileden bir tek siz mi kaldınız? Ben varım işte. Evimiz de yıkıldı. Kim yaptıracak? Kimin yanına gideceğim oğlum? Onun için buradasınız. Buradayım oğlum gidemiyorum. Efendim biraz daha konuşursak sevgili çocuklar çok derin meselelere gireceğiz. En iyisi tadında bırakalım efendim. Sürçülisan eylediysek affola. Gezmeye devam ediyoruz sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar İstanbul efendilerini dolaşmaya devam ediyoruz. İbiş İstanbul efendileri öğrenmeye devam ediyor. Evet. Bugün hangi efendiyi öğrendik İbiş? Yuşa efendiyi öğrendik. Evet Yuşa efendi. Hazreti Yuşa Hazretleri aynı zamanda sevgili İbiş'in nesi oluyor isim olarak? Oğlu oluyor. Hayır isim babası oluyor. Kimin? Yani senin oğlunun adı ne yavrum? Yuşa. Yuşa. Yuşa Hazretleri. Mehmet Yuşa. Mehmet Yuşa Arda. Evet. Demek ki böyle Yuşa Hazretleri isim babalığı da yapıyormuş. Sevgili çocuklarımızla Çocuk ve Ramazan programı devam ediyor. Yarın bakalım nereye gideceğiz Allah bilir. Şimdi... Evet efendilerimizi ziyaret ediyoruz sevgili çocuk. Aman çocuklar. Efendileri ziyaret etmeye devam edeceğiz. Yarın bakalım hangi efendimize gideceğiz? Evet yarın İstanbul efendileri olacak olan bu çocuklarımız için yarışmamız ve programlarımız devam ediyor. Yarın da itibaren İstanbullu çocuklar yarışıyor da her çocuğumuza Goncagül Çocuk İlahi'yle hediye edeceğiz. Çocuklar da gelsinler onları da hemen buraya alalım. Çünkü programı koş, kapatıyoruz. Koş. Evet. Yani, kapanış hayır, mı? Bugünkü programın kapanışı. Bugünkü programı. Hemen geçiyoruz. Ne diyoruz çocuklar? Ne diyoruz? Hayırlı Ramazanlar diyeceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, 3. Hayırlı Ramazanlar. Destur alalım. Her derde mine destur alalım. Her haneye hakimle kalalım.